Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir coin inceleme videosu daha karşınızdayım. Bu videomuzda Kava Coin'e bakacağız. Kava Coin'in projesi nedir? Uzun vadeli hedefleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle videoyu geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açarsanız her gün yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de sosyal medya hesaplarımı da aşağıdan takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında linkler var zaten. Özellikle Twitter ve Telegram üzerinde çok aktifiz. Yani asıl paylaşımlar buradan oluyor. Bunlara da katılabilirsiniz. Bir de YouTube'un katıl butonu açıldı. Buradaki avantajlara da bakmak için katıl butonuna bastıktan sonra açılan videoyu izleyebilirsiniz. Son olarak bir de Twitter üzerinden Huobi üyelerine özel, Huobi'ye benim referansımla kayıt olan üyelere özel bir 100 dolarlık çekilişimiz var. 5 kişiye 20 dolar hediye edeceğiz. Bunun sonucu da 15 Ekim'de açıklanacak. 15 Ekim'e kadar buraya da katılım sağlayabilirsiniz. O zaman videomuza geçebiliriz. Bugün Kava Coin'den bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi Kava kullanıcıların USDX stabil coinlerinin ödünç almasına ve getiri elde etmeye başlamak için çeşitli kripto para birimleri yatırmasına olanak sağlayan zincirler arası bir DeFi ödünç verme platformudur. Yani burada Kava'ya baktığımızda Kava'nın aslında bu bizim normal borsalarda gördüğümüz kaldıraçlı işlemlerin veya marjin işlemlerde kullanılan borç alma veya borç verme olaylarının DeFi versiyonu olarak düşünebiliriz. Burada Kava bunları merkeziyetsiz bir şekilde yapıyor. İsterseniz burada Kava'ya özel bir stabil coin var USDX olarak. Onu alıp diğer kripto para birimlerine çevirebiliyorsunuz. İsterseniz elinizdeki USDX'i borç verebiliyorsunuz veya borç alabiliyorsunuz. Genel olarak Kava'nın projesi bu. Kava DeFi merkezi dijital varlıklar için merkezi olmayan bir banka gibi çalışır ve kullanıcıların yerel USD'ye sabitlenmiş stablecoin USDX'in yanı sıra sentetikler ve türevler de dahil olmak üzere bir dizi merkezi olmayan finansal hizmetlere erişmesine olanak tanır. Kava aracılığıyla kullanıcılar teminat yatırarak USDX tokenlerini ödünç alabilir ve kripto varlıklarına maruz kalmalarını etkin bir şekilde kullanabilirler. Buraya baktığımızda Kava'nın üzerinde bu USDX stabil coin demiştik. Bu arada stabil coin'in ne olduğunu bilmiyorsanız bunun için de bir kısa açıklama geçeyim. Stabil coin'ler genellikle dolar bazlı olur. Yani bir stabil coin, yani mesela buna Tether örnek verebiliriz. En büyük stabil coin Tether'dir. Bir Tether her zaman 1 dolara eşittir. Bazen marketin hareketine göre bu 99 sente düşebilir ya da 1 nokta, yani 1 dolar 1 sente çıkabilir. Böyle minik oynamalar oluyor. Onlarda da arbitraj yapılıyor zaten. Bunu özel ayrı bir video çekeceğim. Yani genel stabil coin'ler bu. Sizin normal dünyada, yani normal dünya dediğim herhangi günlük yaşamınızda kullandığınız doların kripto hali. Bu USDX de bu kripto stabil coin'lerinden bir tanesi, bir çeşidi. İşte buna benzer olarak Tether var, USDC var veya Boost var Binance'ın gibi gibi bir sürü stabil coin var. Burada da USDX kullanılıyor. Burada ana kullandığımız şey USDX. Ve burada Kava'nın Cosmos blok zinciri üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Bu Cosmos'u da zaten bir önceki videomuzda anlatıyorduk. Onu da sağ üstte çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz Atom'un projesine. Stablecoin kredilerinin her zaman yeterince teminatlı olmasını sağlamak için teminatlı borç pozisyonu, bunun İngilizce versiyonunun kısaltması CDP ve ilerleyen dakikalarda da CDP olarak bunu söyleyeceğiz, sisteminden yararlanılıyor. Bir borçlu teminatı gerekli eşiğin üstünde tutamazsa Kava tasfiye modülü başarısız olan CDP'lerden teminat alacak ve satış için müzayede protokolüne gönderecektir. Yani buraya baktığımızda Kava'da bir nevi, eğer siz bu borcu ödeyemeyecek konuma gelirseniz likit oluyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Normal kaldıraçlı işlemleri zaten biliyorsunuzdur. Aynı sistem burada Kava üzerinde de var. Kava'nın tek farkı bunun merkeziyetsiz bir borsa üzerinde çalışması. Yani herhangi bir kuruma veya kuruluşa bağlı değil. Kendi sistemi üzerinde, kendi blockchain'i, kendi nodları üzerinde devam eden bir kaldıraçlı sistem, yani daha doğrusu borç alma sistemi olarak düşünebilirsiniz. Kava'nın USDX sabit parasına ek olarak Kava blok zinciri ayrıca yerel Kava jetonunu da içerir, Kava tokenini de içerir. Bu yönetişim tekliflerine oy vermek için kullanılan bir yardımcı program simgesidir ve ayrıca sistemin teminatsız olduğu durumlar için yedek para birimi işlevi görür. Yani burada USDX'in karşılanamadığı durumlarda, mesela çok fazla talep vardır, eldeki o anki USDX buna
yeterli olmuyordur. O zaman USDX'e ekstra bir takviye yapmak için Kava'nın kendi tokeni, yani bu videoda konuştuğumuz bu Kava token kullanılacak. Yani bunun bir son B planı olarak düşünebilirsiniz. Yani burada para bittiğinde Kava üzerinden destek alınacaklar. Ana görevi bu aslında. Kava zincirler arası varlıklara verdiği destek sayesinde kendisini diğer benzer merkezi olmayan borç verme platformlarından ayırıyor. Yani burada diğer bu borç verme DeFi platformlarından Kava'yı en büyük ayıran şey blockchain'ler arasında bunu yapması. Yani mesela siz Avax, atıyorum, Avax blockchain'i üzerinden borç almak isterseniz yine Kava'yı kullanabiliyorsunuz. Ama diğer borç alma DeFi'lerinin çoğunda bunu yapamıyorsunuz maalesef. Sonrasında Cosmos Zones teknolojisi sayesinde Kava kullanıcıları Bitcoin, XRP, Binance Coin yani BNB ve Binance USD, bu biraz önce stablecoin'ler dediğim Boost dahil olmak üzere çok çeşitli yerel varlıklara yatırabilecekler. Ancak şimdilik zincirler arası varlıkların Binance Chain varlıkları olarak paketlenmesi gerekiyor. Yani burada Binance Chain dediğimiz şey bu arada BEP2. Yani burada da zaten açıklamasında yazıyor. Nerede, tam bulmaya çalışayım. Buraya baktığımızda BEP2 Assets, yani burada çok fazla kullanılmayan bir şey bu BEP2 ağı. Bu arada Kava Binance Launchpool'dan çıkmış bir proje. O yüzden zaten BEP2 ağını kullanıyor. Yani burada mesela biraz önce Avax örneği verdim ya. Şu anda Avax geçerli değil. İlerleyen zamanlarda getirirler belki. Ama işte Ethereum ağından yapabiliyorsunuz. Ve başka bir ağ olarak da Binance'ın BEP2 ağını kullanabiliyorsunuz. Oradan da borç verme, borç alma işlemleri yapabildiğinizi söylüyorlar. Aynı şekilde Kava kullanıcıların USDX sabit paralarını basarak getiri elde etmelerine de olanak tanır. Bir kez basıldığında bu USDX jetonları Hart protokolü olarak bilinen Kava'nın para piyasasına katkıda bulunabilir ve kullanıcıya değişken bir APY kazanırken teminatlarını Kava tarafından güvence altına alır. Burada APY denilen şey yıllık getiri oranıdır. Mesela bir borsada stake kısmına gelirsiniz. Orada size APY der. Orada APY dediği şey sizin oradaki yıllık getirinizdir. Yani mesela APY %5 der. Yani siz o tokeni bir yıl boyunca stakelerseniz size %5'lik bir getiri sağlar. Bunun aynısını USDX üzerinden de yapabildiğinizi söylüyorlar. Kava kullanıcıları doğrudan protokolden Kava ödülleri kazanmak için kendi staking nodlarını çalıştırabilir. Ancak yalnızca ilk 100 Kava düğümü, bunlar validatör olarak da biliniyor, bu ödülleri almaya hak kazanır. Bunun ötesinde Kava sahipleri tokenlerini Binance ve Huobi Pool gibi çeşitli uyumlu değişim platformlarında da stake edebilirler. Burada mesela Binance'ın Launch Pool'undan bahsetmiştik. Bunun aynısı Huobi üzerinde de var. İşte onlarınki mesela Prime Pool olarak geçiyor. Bununla ilgili bu Prime Pool'a özelde video çekeceğim. Ama eğer Huobi borsasını bilmiyorsanız da sağ üstte çıkan kartlardan Huobi borsasının da videosuna ulaşabilirsiniz. Bunun ötesinde kullanıcılar platformda USDX basarak düzenli Kava ödülleri kazanabilirler. Sistem ayrıca dolaşımdaki arzı azaltmaya yardımcı olan Kava tokenlerini yakmak için çeşitli mekanizmalar kullanır. Burada birazdan zaten bu CoinMarketCap sayfası üzerinden adet sayılarına baktığımızda söyleyeceğiz. Kava'nın arzı yok. Yani Kava'nın arzı yakım olarak ilerliyor. Mesela burada Ethereum gibi düşünebilirsiniz. Ethereum'un da arzı sınırsız ama yakılıyor. Bunun gibi düşünebilirsiniz Kava'yı. Yani genel olarak Kava'nın kullanımı bu şekilde. Şimdi geldik, burada proje hakkında daha fazla söylenebilecek bir şey kalmadı. Site üzerinde de çok fazla dediğim gibi yararlı bilgi yok. Burada isterseniz Kava'nın bu söylediğimiz USDX yatırıma çekme kısımlarına girebilirsiniz. Burada walletlarda şu anda sadece Ledger ve Trust Wallet var. Yani daha MetaMask'ı eklememişler. Bunun nedeni büyük ihtimalle Trust Wallet'ın Binance'in olması. Yani bu Trust Wallet Binance tarafından satın alındı. Onun uygulaması. O yüzden MetaMask yoktur ki Kava'da zaten Binance Launch Pool'dan çıkan bir, daha doğrusu Binance Launchpad'den çıkan bir proje olduğu için Binance'ın desteklediği şeylerle ilk erişim sağlarlar. Burada görebiliyorsunuz zaten tokenleri. Bunun detaylarına çok fazla girmeyeceğim ama isterseniz kendiniz kurcalayabilirsiniz veya bunu daha detaylı anlatan yerler vardır. Buna girersem video çok uzun sürer. O yüzden buna bakmayacağız. Şu anda Kava'nın CoinMarketCap sayfasına geldiğimizde Kava'nın tüm coinler arasında 120. sırada yer aldığını görüyoruz. Bu videonun çekildiği tarihte fiyatı $5.88 ve market cap'i $537 milyon. Yani market cap'i hala düşük ama burada tabii token sayısında önemi var. Buraya geldiğimizde de Kava token birkaç özel satış ve bir Binance Launchpad ilk değişim teklifi, yani IEO veya IEO olarak da söyleyebilirsiniz.
Bu teklifin ardından ilk olarak 2019'da piyasaya sürüldü. Toplamda Kava tokenlerinin %40'ı özel satış yatırımcılarına satılırken toplam arzın %6,52'si Binance Launchpad'de satılarak 3 milyon dolar yükseldi. Kalan Kava token arzının %25'i Kava Labs hissedarlarına, son %28,48'i ise Kava ekosistemini büyütmek için kullanılmak üzere Kava hazinesine tahsis edildi. Mevcut maksimum 111,5 milyon tokenin şu anda 91,4 milyonu piyasada olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Kava enflasyonist olduğundan bu maksimum arz zamanla artar. Yani burada dediğim gibi bir arz sınırı yok ama bunlar yakılıyor. Stake edilen Kava jetonlarının oranına bağlı olarak yılda %3 ile %20 arasında değişebiliyor bu maksimum arz. Ve maksimum arz piyasa yeterince teminatlı kalmasını sağlamak için Kava'nın basılması gerekiyorsa da artabilir. Yani biraz önce dediğimiz gibi işte önceki dakikalarda söylemiştik, Kava USDX'in yanında bir yedek coin olarak tutuluyor. Eğer burada USDX'in ihtiyacı gerçekten çok fazla artarsa bunu nasıl karşılayacaklar? Kava basarak karşılayacaklar ve bu Kava'yı bastıklarında oradan gelen getiriyle de USDX'e takviye yapacaklar. Bu şekilde ilerliyor sistem ve sonrasında bu Kava tokenler belirli bir süre sonrasında yakılacak. Bu şekilde işliyor bu Kava'nın kendi protokolü diyeyim artık. Binance tarafından yapılan projeksiyonlara göre Kava tokeni Ekim 2022'ye kadar %100 teminatlandırılmış olması lazım. Yani bu Kava tokenlerin %100'ü çıkarılacak. Sonrasında da bu USDX'in artık yeterince teminatlandırılabilir bir nasıl diyeyim, havuza sahip olması gerekecek. Burada bunu söylüyorlar bize veya en azından benim anladığım bu şekilde. Dediğim gibi bu anlatımlarda benim eksiğim olabilir veya yanlış söylediğim şeyler olabilir. Bunları yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim veya benim unuttuğum bir şey olursa ben bunu yorumlar kısmına sabit olan mesajı eklerim zaten. Yani burada genel olarak Kava token bu şekilde. Şimdi gelelim burada Kava'nın fiyat analizine. Zaten çoğunuzun beklediği yer burası. Burada öncelikle kısa vade, orta vade, sonrasında da uzun vade hedeflerine değineceğiz. Bu videonun çekildiği sırada Kava şu anda 5 dolar 88 sent civarlarından gidiyor. Ve burada şuradan gelen 2 Eylül'den gelen sarı düşen trende baktığımızda bu trendden bugün tekrardan red yediğini görebiliyoruz ve buradaki yeşil band, artık bunu kırmızı yapmamız gerekiyor. Buradaki direnç bandının üstüne atmasıyla birlikte de yukarı yönlü 7,5 hedeflerine doğru bir hareket yapmasını bekliyorum. Ben buraya zaten kısa vade hedefi olarak yazmışız. Altta da zaten en güzel alım konumu olarak bunu belirlemiştik. Eğer yayınları takip ediyorsanız oralarda sürekli bunları konuşuyoruz zaten. Buradaki en güzel alım konumuna baktığımızda ben Kava'yı takip etmiyordum. Ama buradan sonra yaklaşık %40'lık bir yükseliş sergilemiş. Bunu da ne zaman yapmış? 22 Eylül'de, yani 5 gün içerisinde %40'lık bir yükseliş gerçekten çok iyi. Bir de burada aşağıdan gelen trendi çekmemiz gerekiyor. Bu aşağıdan gelen mor trendle kırılırsa, bunu 5,52'yi alırsak daha iyi olur. Çünkü yatay destek seviyesi. 5,52'nin altında bir 4 saatlik kapanış görürsek tekrardan aşağıda 4,61'lere doğru bir gevşeme yapabileceğinden söz edebilmemiz mümkün. Eğer burada 4,61 seviyesi de kırılırsa aşağıda tekrardan 3 dolarlar ve 2,5 dolarlara doğru bir geri çekilme görebilmemiz çok olası. Ve buralara gelirse de çok güzel uzun vadeli alım konumu olur. Yani bu alımı yapıyorsanız eğer yaklaşık işte 4-5 aylık yapmanız gerekiyor. Orta vadeli hedefe baktığımızda da orta vadeli hedef, burada bu moru şu anda sileceğim grafiği günlüğe aldığım için şuradan silelim. Orta vadeli hedefimize de bakacak olursak eğer 7,53 kırıldıktan sonra yeni ATH'ler olarak kendimize bir hedef belirleyebiliriz. Bu hedefi yaparken de şu anda mesela en dibi burası diye varsayıyorum. Videonun, yani bu video çekildikten sonra eğer daha aşağılara indiyse bu Fibonacci'nin alt seviyesini daha da aşağı indirebilirsiniz. Mesela şu anda bunun dibi neresi? 4,55. Eğer bu video çekildikten sonra 3 dolarlara falan indiyse bu tepeyi buradan başlatacaksınız. Yani benim kendi stratejim bu şekilde oluyor. Benim kendi bakmam 30 Ağustos'tan başlayan Fibi burada mesela 3 dolara düştü diyelim. 3 dolara koyacaksınız ve buradaki hedef fiyatlarını takip edeceksiniz. Yani ben öyle yapıyorum. Buraya baktığımızda kısa vadeli hedefimiz zaten tam olarak buradaki düşüşün 618 seviyesi. Burada 7,60 üzerinde bir 4 saatlik kapanış görürsek günlük görmemiz daha iyi olur ama 4 saatlik kapanışta
yeterli olur çok büyük ihtimalle. 7.60 üzerinde bir kapanış görürsek ilk olarak hedefimiz $12, sonrasında da $14'lara doğru bir yükselişten söz etmemiz mümkün. Biraz daha uzun vadeli hedeflerine gidecek olursak eğer, burada önceki ATH'yi baz alıyorum ben. Çünkü şu anda en son baktığımız yer biraz daha küçük buraya kıyasla. Buraya baktığımızda da burada Fib'in 1.618, 2 ve 2.618 bölgelerine bakıyoruz bildiğiniz gibi. Bunlara baktığımızda da ilk hedefimiz $12, sonrasında $14.20 ve $18'lara doğru bir hedef belirleyebiliriz kendimize. Burada eğer piyasa düzgün giderse yıl sonu hedefi olarak ben $20 hedefim var benim. Yıl sonuna doğru $20'lık bir seviyeye gideceğine inanıyorum. Tabii bu yıllık hedefin bozulması şöyle olur. Bitcoin aşağıda $34.000 kırarsa burada yıl sonu hedefleri biraz yalan olabilir. O yüzden Bitcoin'de aynı şekilde takip edilmesi önemli. Tabii burada Kava'nın diğer haberleri de önemli. Belki çok büyük bir anlaşma duyururlar. Piyasadan bağımsız bir şekilde yükselmesine devam eder. Tabii her zaman olmaz mı? Onu da burada takip etmekte fayda var daha doğrusu. Ve burada en dip konum olarak da, yani artık kavanın erideceği bölgeye baz alırsak eğer, aşağıda $1.23. Bu $1.23'e gelirse kesinlikle uzun vadeli olarak elimde kava tutarım. Burada zaten biraz önce de söylediğimiz gibi kavanın market cap'i gerçekten düşük. Yani $540 milyon market cap. Piyasa bu haldeyken bile gerçekten düşük. İlerleyen günlerde mesela Bitcoin işte atıyorum 100.000 $150.000 olursa market cap, yani total market cap çok büyüyeceği için kava buradan hayli hayli ekmeğini alır. Çünkü altcoin rallisi olacak Bitcoin'den ziyade bundan sonraki ilerleyen dönemlerde. En azından benim tahminim bu şekilde. Kava da burada o anki piyasa durumuna göre işte $10 milyar bir market cap yapabilir. $10 milyar market cap yapması ne demek? Burada Kava'nın 20x yapması demek. Yani eğer piyasa o kadar büyürse zaten Kava'nın 20x yapmasına hiçbir şey olmaz. Tabii bunu ilerleyen zamanlarda görebiliriz ancak. O yüzden Kava'nın şu anda en büyük hedefi olarak bu büyük altcoin rallisinde 20x'lik bir hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Yani Kava'da da $100 hedefi olduğunu veya $90 hedefli olduğunu burada söylememiz çok abartı olmaz diye düşünüyorum. Genel olarak Kava'nın analizi bu şekildeydi. Yani en azından benim kendi yorumlarımı sizlere aktarmaya çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle kanalıma abone olursanız gerçekten beni büyük desteklemiş olursunuz. Çünkü videoları izleyen %80'lik kesim kanalıma abone olmuyormuş. Bu gerçekten çok büyük bir oran. Bu oran biraz daha düşerse memnun olurum. Ve sosyal medya hesaplarımı da aşağıdan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi Twitter'da hali hazırda devam eden bir çekilişimiz var. 15 Ekim'e kadar devam edecek. Siz de açıklama kısmında hobi referansının üye olarak bu gönderiye gidip şartları tamamlayarak bu çekilişimize katılabilirsiniz. Sadece hobiye benim referansımın üye olmanız gerekiyor. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bir de Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. YouTube'daki katıl butonuna da isterseniz katılıp avantajlardan yararlanabilirsiniz. O zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.